Hanımefendiler, beyefendiler, bugün Haziran 2024 saat 3 civarındayız. Kaptan Seyir Defteri'ne hoş geldiniz. Bu ikinci videomuz. İkinci videomuzda da Borsa İstanbul tarafını inceleyeceğiz, irdeleyeceğiz ve buradan notlar almaya çalışacağız. Haydi başlayalım. Ve uzun vade, orta uzun vade baktığımızda Borsa İstanbul'un yönünün yukarı doğru olduğunu çok net bir şekilde zaten buradan görüyoruz. Yeni bir aya başlıyoruz. Yeni bir aya girdik. Mayıs ayı içinde, Mayıs ayının son haftasında yapmış olduğumuz videoda da konuşmuştuk hatırlarsanız. Şuradan bir pivot seviyesinin yani 11 binin bir direnç olabileceğini aynı zamanda aşağıdan yukarı doğru giden regresyon kanalında burada dokunuyor olması bizim burada bir dirençle karşılaşabileceğimizi önümüze çıkartmıştı. Ve nitekim geçen Mayıs ayının son iş gününün tamamında neredeyse 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 gün tamamında da Borsa İstanbul kırmızı eksi kapatarak yoluna devam etti. Bu seyir devam eder mi? Yoksa yeni bir şey mi olur? Önce bu sorunun cevabını bulmaya çalışalım birlikte. Çok kısa vadede hemen şu günlükten devam edelim. Çok kısa vadede baktığımızda, kısa vadeli yön olarak baktığımızda benim pivot seviyelerim, Haziran'ın pivot seviyeleri çıkmamış. Fakat kendi hesaplattırdığım pivot seviyeler üzerinden baktığımızda bizim için 10.494 yani 10.500 seviyeler kilit seviyeler olacak. Bu 10.500'ün üzerindeki kapanışlar bizim tekrardan buradaki düzenin sona erdiğini, burada hareketin sona erdiğini, buradan yukarı doğru bir çıkışın başlayacağını söyleyecek. 10.494 altında yani şu bulunduğumuz mevcut seviyeler altında fiyatlanmalar ise bizim maalesef şu noktaya kadar kaçtı burası? 10.000'li seviyelere kadar şu hareketin şu kanal içinde belki kanalı yukarı kırıp ama bu kanal içinde devam etmesini gösteriyor. Kilit noktamız, mihenk taşımız, kontrol noktamız 10.500, 10.500 üzeri kapanışlar bize olumlu yansıyacak. 10.500 altındaki her kapanış bizim 10.000 seviyeye kadar 500 puanlık bir geri gitme potansiyelimizin içinde olduğunu görüyoruz. Şöyle bir durum söz konusu olabilir. Bu hafta Cuma günü bunu yaptılar. Çok sert bir yukarı açılış olabilir. Güçlü bir şekilde yukarı taşırlar gene kağıtları. Sonra tepeden patlatırlar insanların eline. Satarlar aşağıya doğru tekrar çekerler. Böyle bir iz şey de söz konusu ama yine dediğim gibi ki kaldı ki önümüzde bayram haftasında bayram haftasının da vereceği o psikolojik durum olayı değiştirebilir. Şimdi buna bir de dolar TL dolar bazında bakalım şeye. Şurada görmüş olduğunuz güçlü bir direnç noktası haline getirmiş. Yani 317 sent seviyesi şu anda güçlü bir destek noktası haline gelmiş. Pardon, destek noktası haline gelmiş. Bu destek noktasının kırılması 306'lı seviyelere tekabül eder. 306'lı seviyelerde dolarla çarptığımız zaman 306'yı şuradan bir kalkülatör şuraya alalım. 306 çarpı dolar 32 17 eşittir 9800 yani işte 9900 10.000'li seviyelere doğru hareketlenme gibi ki yavaş yavaş yukarıda çıkacak 10.000'li seviyelere tekabül eder. Bu şekilde olursa bir de yine buna farklı bir teknik analiz yöntemiyle Fibonacci düzeltme seviyeleri üzerinden baktığımızda 319 seviyelerin üzerine çıkmamız lazım. Bizim bu düşüş hareketini tamamladığımızı, burayı artık bitirdiğimizi söyleyebilmemiz için şuradaki seviyenin üzerine çıkmamız lazım. Günün sonunda 10.500'e tekabül ediyor. Yine burası 10.500'ün üzerinde kapanışlar. Bizim her şekilde önümüzü 2 günlük kapanışta yukarı çevirdiğimizi 10.400'ün altındaki her kapanışta bizi 10.000'lere götüreceğini aklımızın kenarında tutalım. Şimdi bu tarafı, borsa tarafı, endeks tarafı bu şekilde. Gelelim bilanço tarafına. Bilanço tarafında mali tablolar üzerinden devam edelim ve şuraya koyayım bunu. Şimdi son gelen bilançolar dönemsel olarak baktığımızda Rodrigo'nun bilançosu gelmiş. Burada 3 kanalında yani satışlarında, FAV yönteminde net dönem karında
yeşil olması o şirketin güzel bir kapanış yaptığını, 4 çeyreklik kapanış, yıllık bazda çeyreklik kapanış yaptığını söylüyor. Kırmızıysa, ki hepsi kırmızıysa, demek ki kötü gitmiş. Şimdi böyle baktığımızda yeşil kırmızı şeyle, gözüyle baktığımızda birçok firmanın net dönem karlarının negatifte olduğunu görüyoruz. Bakın, açıklanan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane firma, ki 9 tane firmaya baktığımızda burada nereden baksanız 30 firma, 30 firmanın 3'te 1'inin net dönem karlarının sıkıntılı olduğunu görüyoruz. Bunların biraz daha Fabrik'te ve satışlar tarafında daha iyi olduğunu görüyoruz. Şimdi Rodrigo geldi dedik. Rodrigo'ya baktığımızda satışlarını arttırmış. Fakat Favön'de ve net dönem Favön'de gerileme varken net dönem karında yukarı çıktığını görüyoruz. Alako Gayrimenkul'de net dönem karı artarken satışları ve Favök'leri geri gelmiş. Mesela TSGE'yi görüyoruz. Bakın, hem satışlarında hem Favön'de hem de net dönem karında, ki Petkim'de de hakeza öyle. Petkim satışlarını %1 arttırmış, Favön %100 arttırmış. Net dönem karında yıllık bazda %120 arttırmış olduğunu görüyoruz. Rubins var mesela. Rubins satışlarının %17 düşmesine rağmen Favön'de ve net dönem karında yine yukarı çıktığını görüyoruz. Çeyreklik bazda bakalım bir de buna. Çeyreklik bazda baktığımızda, çeyreklik bazda durum aslında çok daha sıkıcı. Çok fazla şirketin kırmızıda kaldığını görüyoruz. Şöyle, çeyreklik bazda net dönem karını en çok çıkartanlar olarak bakalım. Bu arada 2024'ün birinci çeyrek bilançoları. Agrot var, Kopol var. İnanılmaz güzel. 4000, 1392 gibi, ki Agrot'un satışları Favori de çok güçlü. Kapol'ün hakeza öyle. Kariye'yi görüyoruz. Kariye'nin de net satışları ve Favori çok iyi. Satışlarında biraz düşme. Kontrolmatiğe baktığımızda %400'lük bir net dönem kar yazmış. Plastik kart %305 yazmış. ICBT %273-304 yazmış. Yine Ader kalemcilikte şey var. %100'ün üstünde, %200-235 bir karlılık var. Böyle aşağı doğru iniyor. Durdurur bakarsanız Gözde'yi görüyorum. Mesela Gözde satışlarını %7.333 arttırmış. Favö %34. Net dönem karında %93 artmış. Çeyreklik bazda. Dönemsel bazda, yani yıllıklandırılmış açısından bakalım. Bir de oradan inceleyelim. Plastik kart mesela çok güzel, %8.670 arttırmış. Ereğli, Agrot, bakın burada da çok güçlü. Agrot hem çeyrekte hem dönemde çok güçlü bir bilanço ile karşınızda. Türkcell'i, İşdemir'i, Banvit'i görüyoruz. Banvit'in Favö'yü %14.000 artmış. Net dönem kârı %612 artmış. Astor, Bantaş, Kariye, Çilebi. Böyle aşağı doğru geliyor. Durdurur kendisi. İlmes var mesela, bakın. Satışlarında %221. Favori %228. Net dönem kârı %237 artırmış. Hakeza Safkar. Hakeza öyle soğutmacılar. Natural gaz satışlarında düşüş var. Net dönem kârı çıkmış. Yeni yıllık. Şöyle çok kısa hareketler yapıyorum. Bu şekilde. Şimdi buradan aracı kurumların beklentiler üzerinden bir şeye bakalım. Aracı kurumların en çok potansiyel gördüğü şirketler hangiymiş? Pegasus almış. İlk sıraya %1212 hedef fiyat vermiş. %500'lük potansiyelini söylüyor. Teknosa, Akfe, Obama Karne'yi görüyoruz. 78 lira fiyat vermiş. %116'lıkça. Ebebek, hakeza. Yine bu aracı kurumların vermiş oldukları şeyler, değer yapmış olduğu değerlendirmeler. Şöyle bakalım, yavaş yavaş aşağı doğru fiyatlar ve potansiyellere göre sıraladım. Buradan da durdurur, ona göre bakarsınız. Oyak Çimento için 55 lira demiş, pardon, 94 lira demiş, %55 potansiyeli olduğunu söylemiş. Akçansa için 217 lira, 152 potansiyel vermiş. Aracı kurumların şeyleri böyle. Filtrelemelere gelelim. Filtrelemelerde daha önce yapmış olduğumuz kayıtlar üzerinden bir şey yapalım. Mesela Aziz 3 dediğimiz çeşitli filtreler üzerinden baktığımızda, burada net borç favün negatif olanlar üzerinden bakın. Ceocem, Kefein, Tera, Panel, Sancemat, Beyaz,
Astor, Huyas, Akçansa, Bobet, Lima, Konya ki bakın çimentocuların çok daha fazla hem borçluluk oranının ve net borç koy oranlarının negatif de olduğunu daha güçlü bir şey çizdiğini görüyoruz. Öz sermaye kârlılığı üzerinden baktığımızda Lima, Türk Traktör, Doğaç, Kokalı Astor geliyor. Satışlarını büyütme açısından Barsan Beyaz, Doğaç, Tera geliyor. Başka buradan bir filtre alalım. Bu şeyde son dönem üzerinden bunu yapalım yine. Son bilançolar üzerinden Adel, Agrot, Banvit, Çelebi, Turkcell ve TSGYO'nun bilançolarının yapılan filtrelemelerde şey olduğunu çok daha güçlü kaldığını görüyoruz ama bu şey demek değil. Yani buradaki bilançolara çok güçlü gelen şirketlerin mesela Agrot'u alalım. Bir Agrot'a bakalım. Fiyatlanmalarına da dikkat ediyor olmamız. Akot'un mesela şeyi şirket puanı çok yüksek çünkü aynı zamanda duran varlıklarının da güçlü bir potansiyeli var. Hem duran hem dönem varlıkları güçlü. Net borçluluğu yok. Artıda olduğunu görüyoruz ve diğer rakamları zaten az önce de söylemiştim. Güçlü bir bilanço açıklaması var Agrot'un. Agrot'un buradan şeye bakalım. Agrot Teknoloji. Bakın Agrot Teknoloji bilanço açıklandıktan sonra aşağı doğru fiyatlarının altına gelmiş. Dolayısıyla şöyle de bir durum da söz konusu. Yeni çıkan halka arzların büyük bir çoğunluğunda çok büyük bir balon oluşmuştu. O balonu tekrardan sonra fiyatların olağan noktalara geldiğini de görüyorsunuz. Son aşamada ne kadarımız kalmış? Bir ona bakayım. Ondan sonra 11 dakika olmuş. Son aşamada benim tuttuğum Excel'ler üzerinden baktığımızda, son gelen bilançolara göre baktığımızda, şöyle şurayı kapatacağım, hide edeceğim. 3 farklı, hatta 4 farklı yaptım bunu. Kategorilendirme var. Yeşil olanlar potansiyelleri çok yüksek olan şirketleri söylüyor. Ben burada katılım olmayanlara bakmıyorum. Çok hiç uğraşmıyorum onlarla. Bakın burada görmüş olduğunuz Banvit Beyaz, Doğaç, Ebebek, Egio, Gütür, Cansa, Megap, Menderes, Orge, Pegasus, Prisman, Kablo, Rubin, Selçuk Eza, Türkiye Yolu'nun ve Zedor'un potansiyellerinin yüksek olduğunu görüyoruz ama bu yıllık bazda bakılmış bir hesaplamadır. Şu anki durumu bunu yansıtmıyor olabilir, fiyat eder olarak yansıtmıyor olabilir. Mutlaka tekniklerine bakarak hareket etmekte fayda var. Bu biraz daha güçlü olanlar. Bunun bir kademe altında güçlü olanlara baktığımızda o da mavi tablomuz. Mavi tabloda da Aksa, Akiş, Aresa, Ares Enerji, Arena, Çates Enerji, buraya da enerjilerin geldiğini görüyorsunuz. Bakın Kesan, Katmer, Piltur, Simpaş gibi Vestel'i görüyoruz. Ondan sonra bunu filtreyi kaldırıp biraz daha düşük 3. kademe turuncu. Burada da yine Afyon, Akçansa, Alcatel, Aradize, Aselsan, Bantaj, Bobet, Bor, Seke, Buçim, Cevenne, Ege Gübre, Ereğli, Getza, Gentaş, Göltaş, Kayse, Kafein, Marble, Odaş, Parsan, Penta, Petum, Plastikkar, Selva, Tüpraş ve Yataş olarak geliyor. Katılım hisseleri bunlar dediğim gibi en gördüğüm potansiyelini yüksek olarak hesapladığım ve gördüğüm fakat şeyler bunlar durdurur ve durdukları üzerinden bakarsınız. Mesela burada size neye bakalım? Mesela Cans örneğine bakalım. Hatta Goodyear örneğine bakalım. Goodyear'ın bilançosu ile şeyi arasında mesela Goodyear'a bakalım. Bilançosu açıklandıktan sonra Goodyear'ın fıt diye geri gelmiş ama tabii bu bilanço beklentisini karşıladı. Fiyat eder fiyatını üzerine işte oradan bir realizasyon söz konusu oldu. Goodyear'da haftalık bazda baktığınızda durum böyle. Fakat şuradaki sarmalın dışına çıktığında yeniden fiyatlama başlandı. Artık 27 ve üzerinde 36'ya doğru bir hareketlenme durumunun içine girecek. Başka ne vardı oradan? Başka bir tane daha bakalım. Şuradan mesela Doğaş'a bakalım. Doğaş hem de şurada var zaten.
Bakın doğaçta da şunları kaldıralım. Uzun vadede baktığın zaman zaten doğaç kendine münhasır yukarı doğru gidiyor. Zaman zaman düzeltmelerini yapıyor. Tekrar yoluna devam ediyor. Bu düzeltme şurada görmüş olduğunuz gibi indikatörler yukarı doğru gidiyor. Şuradan da sanki artık o şurada yaşamış olduğu, çünkü ödeme de yaptı burada. Temettüde dağıttı. O şeyi tamamladım. Tekrardan yukarı doğru gidiyorum. Durumun içine girdiğini görürüz. Biraz Pegasus'a da bakarız. Şöyle baktığımızda da hali hazırda o şeyin tamamlanmadı. Sürecin tamamlanmadı. O süreci tamamlayacak bir rehavet döneminde yaşayabileceğini gösteriyor. Şöyle bakalım. Pivot seviyesinin üzerinde mi kapatmış? Pivot seviyesi şu pivot seviyesinin altında kapatmış ama aşağıdan gelen şu trendinde altına inmemiş. Mesela Mayıs ayı içinde. Yavaş yavaş burada rehavetle yukarı doğru gider gibi duruyor. Pegasus'ta da hakeza öyle bir durum söz konusu. Pegasus'un da işte 195 lira kadar salma potansiyeli var. Tabii ki bu Acun başladığımızdaki şeyle karşılaştırdığımızda, eşleştirdiğimizde endekse göre hareket ettiğini, endeksle birlikte hareket edeceğini de göz önünde bulundurmuşuz. Şuraya kadar salma potansiyeli, 195 lira kadar salma potansiyeli olduğunu görüyoruz. Pegasus'un şu yukarı doğru gidiş bir anda şey oldu, aylıktan bakalım, çok da orta uzun vadede. Orta uzun vadede de yavaş yavaş toplandığını, yukarı doğru, şuralara doğru hareketlenmeyi görüyoruz. Hiçbir yatırım tavsiyesi değil. Bütün notlarınıza lütfen elinizdeki hisselerin tekniklerini ve temellerini dikkatle takip edin. Her an her şey değişebiliyor. Enflasyon muhasebesiyle birlikte aslında çok şey değişmeye başladı. Dolayısıyla dikkatli ve güvenli hareket etmek için mutlaka kenarda atacak kurşunuz olacak şekilde yolumuza devam etmeliyiz. Son sözü de söyleyip burayı da kapatayım. 10.500 bizim için çok önemli, kritik bir nokta. 10.500'ün altında kaldığımız sürece 10.000 lira kadar seyir sefer yapabiliriz. 10.000 üzerinde kırılım söz konusu olduğunda da efendim yeniden 11 ve üzerinde hareket, yani şuralara doğru yavaş yavaş bir salınım, 10.400 lira doğru bir salınım söz konusu olacaktır diyorum ve Allah'a emanet kalın sağlıcakla.